Görüşürüz. Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle olan seri toplantılarımızın birini daha gerçekleştiriyoruz. Bugün 50 milletvekilimiz katıldı. Böylece 3 toplantıyı bitirmiş olduk. 4. ve 5. toplantıları da yaparak bütün bu seriyi tamamlamış olacağız. Tabii yakın bölgemizde bir savaş var. Bu savaşın doğurduğu çeşitli gündemler var. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili olarak değerlendirmelerini yaptı. Türkiye'nin pozisyonunu açıkladı. Ayrıca çeşitli etkileri açısından da Türkiye'ye ve bölgemize olabilecek etkileri değerlendirildi. Tabii arkadaşlarımız hem iç politika hem dış politika ile ilgili hem bölgelerle ilgili değerlendirmelerini güçlü bir şekilde yaptılar. Turizmden çeşitli sektörlerin durumuna, sanayiye, bölgelerinde, illerinde yapılan yatırımlara kadar oraların altyapı, üst yapı problemleri, vatandaşlarımızın talepleri, bunların her biri tartışılıyor. Cumhurbaşkanımız talimatlarını veriyor bunların çözümü için. Ayrıca partimiz tarafından tabii her söylenen ayrıntılı bir şekilde not alınıyor. Daha sonra çalışılmak ve gereği yapılmak üzere değerlendiriliyor. Tabii 2023'e dönük olarak, 2023'teki zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları var. Hem milletvekillerimize hem de buraya katılan milletvekillerimizin illeriyle ilgili değerlendirmeleri oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca o illerde kendisinin yaptığı ziyaretler bağlamında vatandaşlarımızın talepleri konusunda arkadaşlarımıza da gereken talimatları veriyor. Tabii siyasetçinin, hepimizin sicil amiri milletimizdir. Siyaset, milletin taleplerini siyasi temsile dönüştürmek için yapılır. Demokrasinin icabı da budur. Bu çerçevede her bir ilimizdeki kılcal damarlardan başlayarak bütün taleplerin alınması, yukarıya doğru siyasete yansıtılması, bunun siyasi bir temsile dönüşmesi AK Parti'nin siyaset yapma tarzının esasıdır, omurgasıdır, sütunudur. Bu demokratik talepleri siyasi temsile dönüştürmek şeklindeki temel duruşumuz aynı şekilde devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, hepiniz takip ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna kriziyle ilgili yoğun bir mesaisi var. Burada tabii halen ateşkesin sağlanması ve barışın korunması için muhataplarıyla görüşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanımız. Bunlar da açıklanıyor. Bugün de görüşmeler olacak. Tabii gelinen noktada dünya düzeninin dikişlerine, uluslararası hukuka ve uluslararası sisteme jilet atan, bu dikişleri paramparça etmeye dönük bir tablo söz konusu. Geçmişteki tarihsel iddialar dile getirilerek bir ülkenin diğer ülkeyi işgal etmesi gibi bir tablo ortaya çıkarsa, o zaman herkesin dünyanın tamamıyla ilgili, yakın bölgesiyle ilgili tarihsel iddiaları var. O zaman hiçbir şekilde insanlığın dünyada barış içinde yaşadığı, herhangi bir şekilde uluslararası ilişkilerin söz konusu olabildiği bir dünya olmaz. Tabii burada temel prensipler üzerinden Türkiye'ye çeşitli olaylar geldiğinde bu temel prensipleri hatırlatarak şimdiye kadar bu siyaset devam etti. Bizim siyasi anlayışımız açısından nasıl ki darbelere karşıysak, aynı şekilde işgal ve savaş girişimlerine, bu haksız girişimlere de sonuna kadar karşıyız. Dolayısıyla bütün meselelere bakışımız zaman zaman soruluyor. Şu ülkeden yana mısınız, bu ülkeden yana mısınız, şu tarafta mısınız, bu tarafta mısınız diye. Tarafımız prensiplere dayanmaktadır. Bu prensiplerde dünyanın her tarafında kim nasıl bir darbe girişiminde bulunursa bulunsun, bunu reddettiğimiz gibi her türlü işgal girişimini ve tabii ki haksız, hukuksuz, mesnetsiz bir şekilde savaş açılmasını, meşru bir egemen devletin yapılarının ve egemenlik haklarının yok edilmesini de bu şekilde karşı buluyoruz. Burada Ukrayna'nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşısında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu, egemen bir devlet olarak Ukrayna'nın egemenliğinin hedef alınmasının, topraklarının siyasi bütünlüğünün ve toprak bütünlüğünün hedef alınmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Tabii bütün bu tartışmalar sürerken bedeli Ukrayna halkı ödüyor.
Halen Türkiye'nin ortaya koyduğu girişimlerin kıymetini bilmeyen, zaman zaman Türkiye sahada ihtiyaç duyulduğunda olsun ama masada olmasın, masanın bir tarafı olmasın şeklindeki o sığ politikaları devam ettirmeye çalışanlar var. Ama görüldü ki Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin durduğu nokta, güçlü bir NATO ülkesi olması, Ukrayna ile yakın ilişkiler olması, Rusya ile yakın ilişkiler olması, Türkiye'nin diplomatik açıdan da bir anahtar ülke olduğunun bir kere daha altını çizmiştir. Tabii bütün bu savaş başlayana kadar bu girişimlere müttefiklerimizden yeterli destek gelmedi. Büyük bir vizyonsuzluk ortaya koydu. Hem dost ülkelerden hem müttefik ülkelerden bu diplomatik tabloya, Türkiye'nin bu anahtar ülke olma konumuna bu destek verilmemesinin de bir bakıma şu anda bir takım maliyetleri oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızı aradıklarında ya da Türkiye ile ilgili açıklama yaptıklarında Türkiye'nin pozisyonunun çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin bütün taraflarla konuşabilen bir ülke olmasının son derece müstesna bir pozisyon olduğunu, Türkiye'nin ilkeler üzerinden hareket etmesinin ne kadar kıymetli olduğunu ifade ediyorlar. Ama tabii önemli olan bunun savaş gerçekleşmeden, bu tablo ortaya çıkmadan bu imkan ve kapasitenin kullanılmasıydı. Ama barış için maalesef müttefiklerimiz Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu inşa ettiği pozisyona yeterli destek vermemenin de maliyetiyle karşı karşıya kalmış oluyorlar.